Nadir, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. İşe gitmeden önce bana uğrayabilir misin? Seninle konuşmak istediğim bir şey var da. Tamam canım, uğrarım. Yarım saate oradayım. Tamam, teşekkürler, görüşürüz. Yani Yıldız, 40 yıl düşünsem Halit'i bu kadar seveceğin aklıma gelmez daha. Ay, Halit'le ne alakası var anne ya? Ya bu surat o zaman. Adam evlenme teklif ediyor, haline bak. Hiç demiyorsun ki, acaba kızım bu adamı seviyor mu? Acaba sevmediği için mi bu halde? Hiç aklına bile gelmiyor. Yıldızcığım, hayır de o zaman, evlenmek istemiyorum de. Biz de ömür boyunca elma püresi yapıp ömrümüzü geçirelim. O elma pürelerini küçümseme, yalnız yok satıyor. Nerede bu set? Bir şey içer misin? Yok, almayayım, teşekkür ederim. Görüşelim deyince hemen geldim. Annenle Halitcan yok mu? Ya Halitcan gezmeye çok alıştı. O yüzden annem de onu sık sık dışarı çıkarıyor. Dolaşıyorlar. Demek yalnız konuşmamız gereken bir durum var. Benim sana bir şey söylemem lazım. Dinliyorum. Ama nasıl söyleyeceğimi de bilemiyorum. Nadir. Ben sana evet dedim ama büyük bir hata yaptım. Ben teklifini kabul etmemeliydim. Senden çok çok özür dilerim. Gerçekten eğer seni üzersem daha çok üzüleceğim. Üzdün tabii. Al bunu. Yok, geri vermene gerek yok. Yok yok, gerçekten alamam lütfen. Olmaz, bende kalamaz. Ne olur bana kızma, beni anlamaya çalış, olur mu? Yıldız, anlamaya çalışıyorum ama anlayamıyorum. Birden toplantıya dalıp herkesin içerisinde evliliğe evet diyorsun. Üstüne 24 saat geçiyor. İstemediğine karar veriyorsun. Evet, öyle oldu. Her şey benim yüzümden oldu zaten. Yani benim kararsızlığım yüzünden oldu. Böyle bir şeyi hiç yapmamalıydım. Çok özür diliyorum gerçekten. Yürekten özür diliyorum senden. Sanki bir öfkeyle karar vermiş gibi hareket ediyorsun. Yok yok, öfkeyle ilgisi yok. Sadece benim kararsızlığımla ilgisi var. Seni üzdüysem çok özür dilerim. Üzdün tabii. Bak, inan ki dostluğumuz da bozulsun istemiyorum ben. Yıldız, ben seninle dost olmak istemiyorum. Başından beri ne istediğimi sana belli ettiğimi zannediyorum. Evet. Ya ben seni kırmış oldum, çok özür dilerim gerçekten. Yıldız, bana bir neden söylemek zorundasın. Şu ana kadar söylediklerin her şey havada kalıyor. Neden? Sadece benim hazır olmamam. Peki, hazır olacağın bir zaman gelecek mi? Sanmıyorum. Kızdın bana değil mi? Bak, sen bana demiştin ki bu işin sonunda hiçbir şey olmasa dost oluruz. Beni zamanla affedeceğini umuyorum. Hoşça kal Yıldız. Gel anne, gel. Gel oğlum. Alışveriş. Gitti mi Nadir? Gitti gitti. Eğlendin mi oğlum? Ne tepki verdi? Ay, ne tepki verecek? Kibarlığını bozmadı ama üzüldü ablam, ben anladım. Bak Yıldız, sonra söyleniyorsun anne diyorsun ama dağ gibi adama yaptığına bak ya. Sanki ben çok memnunum yaptığımdan ama ne yapayım anne? Bari işinden olmasa. Hayır canım. O öyle Halit gibi bir adam değil. Ay, Halit falan deme bana. Adını bile duyunca tüylerim diken diken oluyor. Ya bir insan bir kadın uğruna yuvasını yıkar mı ya? Tüh anneciğim. Ne bekliyorsun? Diğer karılarına yaptığını bana da yaptı. Huyundan vazgeçmez çünkü. Anne gel. Emziğine düşürdü şunu. Al yerden bir kaynar su yapayım. Anneciğim ya. Ay, ne diyor bunlar ya? Alo? Alo Yıldızcığım, Gamze ben, ne haber? İyiyim Gamze.
Şey, elma yiyordum da. Dernek için arıyorsan kusura bakma hayatım ya. Özel hayatımda çok fazla şey oldu, gelemedim. Ay yok tatlım, ben onun için aramadım seni. Başka bir şey söylemek için aradım aslında. Benim gıda işiyle ilgilenen bir arkadaşım var. Seninle de görüşmek istiyor. Tabii sen de istersen. Aa, niye benimle görüşecek ki? Senin bu televizyonda satılan pürelerle ilgili. Aa, gerçekten mi? Ay tamam, olur, görüşürüz. E tamam o zaman, biz zaten başka bir iş için görüşecektik bugün. İstiyorsan sen de gel yanımıza. Tamam olur, nereye geleyim? Tamam canım. Ben çok yakınım zaten, sana konum atıyorum şimdi. Tamam at canım, bekliyorum. Görüşürüz canım, bay bay. Tamam, ay ben de tam elma yiyordum şans. Tamam canım, bay. Ne oluyor? Ay anne, biliyor musun? Tam da elma yiyordum, habere gel. Gamze var bizim dernekte. O bana dedi ki bir gıda firması seninle görüşmek istiyor dedi bu pürelerle ilgili. Nasıl yani? Ay ben de anlamadım. Herhalde pürelerden bize de yapın mı diyecekler, ne diyecekler? Şimdi çağırıyorlar beni. Yıldız, bakarsın çok güzel şeyler olur ha. Olabilir anne, hazır ol. Ay dur, gideyim hazırlanayım. Ben sana demiştim anne, Halit'ten sonra şansımız dönecek diye. Olur ya, olur, bakarsın, olur. Yıldız da geldi. Merhaba. Merhaba canım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tanıştırayım. Merhabalar, Yıldız ben. Tarkan. Memnun oldum. Arkadaşım. Memnun oldum. Bir şey içer misiniz? Ben bir kahve alırım. İsterseniz hemen konuya geleyim. Peki, buyurun. Benim organik gıda ürünleri yapan bir şirketim var. Sizin elma pürenizin de çok tuttuğunu gördüm ve kendi logom altında satmak istiyorum. İlgilenir misiniz? Yani siz benim elma püremi satın almak istiyorsunuz, doğru evet mu anladım? Böylelikle marketlerde de satılacak. İsminiz duyulacak. Sadece elmacan püresinin üstünde bizim markamız ve logomuz olacak. Yani ben artık pürelerimi evde üretmeyeceğim, öyle mi? Tabii ki. Püreler bizim fabrikamızda üretilecek. Tarifi sizden alacağız. Tabii size sıcak bakarsanız. Ay bilemedim şimdi ne diyeyim. İlk iş teklifim de. Yani başka sektörlerde almıştım püre olarak ilk. Ay bilemedim ki. Bunun için size 500 bin dolar ödemeyi teklif ediyorum. Kaç dedin? 500 bin. 500 bin dolar. Öyle mi? Aa, çok mutlu oldum ya. Siz düşünün. Bu örnek bir sözleşmedir. Bunu da okuyun. Ona göre bana geri dönüş yaparsınız. Tamam, ben bunu okurum. Avukatım var. O benden iyi anlar. O da okur ama biz sözde anlaştık sayalım, tamam mı? Bunu duyduğuma çok sevindim. Ay ben de Mebla'yı duyduğuma çok sevindim. Yani hayırlı olsun o zaman. Yıldız Hanım, asla pişman olacağınızı düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum vallahi. Beğendim Mebla'nızı çünkü. O zaman yarın haberleşelim mi? Tamam. Vay be Yıldız. Harika haber bu ya. Evet ya, ben de çok sevindim. Ya bu işin buralara varacağını hiç düşünemezdim. Ay bir an önce imzalayayım da paramı hesabıma yatırsınlar istiyorum. Dur bakalım canım, acele etme. Ben şu sözleşmeyi bir inceleyeyim önce. Ay inceleyelim de, yani düşünsene bu para benim hayatımı değiştirebilir. Halit bana hiç nakit vermiyordu biliyorsun. Tamam öyle ama bunlar da öyle aceleye gelmez. Senin haklarını koruma altına almamız lazım. O yüzden incelemem gerekiyor. Tamam inceleyelim ama onlar vazgeçmesin sakın. Canım niye vazgeçsinler ya? Senin gibi birini bulmuşlar, vazgeçerler. Ay bence de, vallahi vazgeçerlerse çok üzülürüm ya. Hem senin için daha iyi öyle, hemen teklifin üstüne atlamamış olursun. Ha, sen kendine ağırdan sat demek istiyorsun, şimdi anladım. Hadi, sonuçta bu bir iş anlaşması. Ben şimdi gidiyorum Yıldız, iyice bir inceleyeyim. Belki senin lehine bir iki madde ilave ederiz. Zaten bu sözleşmenin aslı değil, örneği. Tamam, adam benzer bir şey söylemişti bana. Aynen, sen hiç merak etme. Ben senin mağdur olmayacağın bir şey hazırlayacağım. Çok teşekkür ederim Kayocuğum. Yıldız görüşürüz, hadi. Hadi hoşça kal canım. Selim Bey ne zahmet ettiniz ya. Ben gelirdim kanala sizinle görüşmeye. Yok canım, ne zahmeti. Benim de yakınlarda zaten bir iş yemeğim vardı. Sizinle de acil konuşmam gerekiyordu. Buyurun. Ay acil derken kötü bir şey yok değil mi? Yani kovulmadım. Yok merak etmeyin, kovulmadınız. Ha, iyi. Ben buraya size çok güzel bir haber vermeye geldim. Öyle mi? Ay bu aralar ben hep üst üste güzel haberler alıyorum. Bence ben en şanslı dönemime giriyorum. Bakalım neymiş? Hazır mısınız? Ay öyle deyince heyecanlandım. Tut elimi anneciğim. Hazırız. Amerikalı büyük bir gıda firması sizin bu elma pürelerini satın almak istiyor. Aa öyle mi? Kimmiş? Ayrıca bu firma sektörün en büyüğü. Öyle mi? Benimle iletişime geçtiler. Size teklifleri şu. Nedir? 5 milyon dolar artı firmanın Türkiye'deki proje danışmanlığı. Bir dakika. 5 milyon dolar mı? Evet. Kur kaçtı? 6 civarı. 5 çarpı
aldı. Yıldız Hanım. Yıldız Hanım. Hı. İyi misiniz? İyi. Sevindim. Ay çok iyiyim. Bundan daha iyi olunur mu ya? 5 milyon. Vay be. Ben bir teklif daha almıştım ama o teklif beni bayıltmadı. Bunun sıfırları daha fazlaydı. Ben şok. İnanamıyorum. Büyük başarı ama ben size böyle olacağını söylemiştim. Söylemiştiniz ama bu kadar büyük paraların söz konusu olduğunu bilseydim ben... Halit'in bile püresini yapar koyardım kavanoza. Ay inanamıyorum gerçekten şu anda böyle mutluluk sarhoşu gibi bir şeyim. Gül oğlum sen de gülüyorsun değil mi? Ne diyorduk? Firma yetkilileri yarın sabahtan sizinle görüşmek istiyorlar. Ay 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 ne demek? Benim zaten avukatım da var Kaya, onu da ararım söylerim. Tamam o zaman ben kiminle nerede ne zaman görüşeceğinizi size haber veririm. Tamam. Kiminle nerede ne zaman bana haber verin. Tamam. Ay ben hala şoktayım. Tamam. Tamam alayım oğlumu. Gel hayatım. Çok sağ olun. Gel anneciğim. Ay tebrikler anneciğim. O zaman ben müsaadenizi istiyorum. Hah, ben sizi geçireyim. Dur oğlum. Ay çok teşekkürler Selim Bey ya. Vallahi sizin çok büyük payınız var bu işte. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ olun. Anneciğim. Duydun mu haberleri oğlum? Ay senle benim 5 milyon dolarımız oldu anneciğim. Aman ay anneciğim. Gül anneciğim. Yıldız ben geldim. Anne bırak şu torbaları gel çabuk. Ne oluyor kız? Gel sana bomba bir haberim var. Düşüp bayılmanı istemiyorum o yüzden otur şuraya dinle beni. Yıldız ne oldu? Yoksa Nadir'in evlenme teklifini kabul etmeye mi karar verdin? Hayır otur şuraya. Nadir'le falan ilgisi yok. Elma pürelerine yeni bir teklif geldi. Nasıl yani? Üstelik Amerikalı bir firmadan ve çok daha yüksek bir teklif. 5 milyon dolar. 5 milyon dolar teklif ettiler. Ne diyorsun Yıldız sen? Üstelik beni de işe alıyorlar. Yani yaratıcı olduğum için proje tasarımının başında olacağım. Aa nasıl yani? En son böyle bir şey söylediğinde Halit'le evleniyorum dedin ama sonu hüsranla sonuçlandı Yıldız. Ay annene Halit'i ya. Halit'i falan unut. Bu benim partim Çak. Aa, Halit'in haberi var mı? Yok, nereden olsun? O zaman aç söyle. Para bende de, şöhret bende de. Bilsin hadi, ara hemen. Ay ne uğraşacağım onunla ya. Elbet kendi öğrenir. Gerçi yüz ifadesini görmek isterdim. Aldattığın 4. kadına dön bir bak. Milyoner oldu. Yıldız, anneannenin, tarifinin bizi getirdiği noktalara bak. Sağ ol anneanne, teşekkürler. Tabii oğlum. Ben diyorum ki... Akşama herkesi çağıralım, bir kutlama yapalım. Emir'le Caner'i araman lazım. Hakları çok büyük üstünde. Zaten merak etme, onları da düşündüm. Benimle çalışacaklar. Kaya'nın yanında bir işe yaramıyorlar. Yıldız, sana inanamıyorum. 5 milyon mu? 5 milyon mu? Ay inanamıyorum. Ben hazırlık yapıyorum. Kim arıyor sana ara? 5 milyon be! Evet, hem de o 5 milyon benim bizzat kendi param. Kendi kazandığım param. Bu bir varoluş. Neyse, kutlayacağız bunu. Arayayım şunları da. Ender giyinene kadar akşam olur. Evet, Halitcan uyudu. Tacımı taktım, parti başlasın. Anne, bunlar bir şeyler içiyor ya. Bana da bir meyve suyu getir milyon dolarlık bebeğine. Getiriyorum bebeği. Yahu biz bu elma püresi işine daha önce niye girmedik ya? Baksana teklifler yağıyor. Evet. Hakikaten Yıldız ha. Sabah ne konuşuyorduk şimdi ne oldu? Vallahi Yıldız ne diyeyim, ben hiç beklemiyordum yani. Bir şey söyleyeyim mi size? Bunun benim Halit'ten kurtulmamla da ilgisi var. Çünkü her insan her insana iyi gelmiyor. Bazı insanlar enerjimizi düşürüyor. Ama Halit için durum tam tersi. O benden sonra çöküşe geçecek. İnşallah kızım. Teşekkür ederim anneciğim.
Ya aman bırakın şimdi Halit Malit ya. Yıldız bak sen iş kadını olma konusunda ilk adımını attın. E inanılmaz da para veriyorlar sana. Ne yapacaksın peki şimdi? İlk olarak Kaya izin verirse sizin ikinizi yanıma alacağım. Aa hadi be. Birlikte mi çalışacağız yani? E, herhalde benimle çalışacaksınız. Vay Yıldız hakikatliyim diyorsun yani ha? Bu çocuklar elma pürelerini yapacağım diye her yerlerini rendeledi. Bunu unutacak değilim. Peki senin asistanın mı olacağız yoksa? Hayır hayatım her şeyim olacaksınız ama... Kaya'ya bir dönelim soralım. İzin veriyor mu? Vallahi bilmiyorum arkadaşlar seninle çalışmak istiyorlar. Belli ki benden sıkılmışlar. Abi olur mu öyle şey? Estağfurullah sıkıldık demeyelim de yani biz çünkü olaylara alışkınız biliyorsun. Senin orası biraz sakin geldi. Ama yani abi gitmeyin kalın dersen de boynumuz kıldan ince tabii. Ayol adam niye kalın desin? Zaten size kıyak olsun diye aldı işe. Ya saçmalama. Anladım anladım ben benim yanımdalar. Yani nerede mutlu olmak istiyorlarsa orada olsunlar. Karar sizin beyler. Çakın. Yürü be. Yıldız gel gel. Biz peki böyle soy karıştır falan mı yapacağız yine? Ay hayır hayatım fabrika üretecek artık anca tadına bakarız. Yalnız bir şey söyleyeyim Yıldız. Bir mucizeye imza attın. Fakat Halit'in suratında bunu öğrendiğimde çok merak ediyorum. İşte mor siyah arası tatilden dönmüş Halit gibi bir şey olur herhalde. İnşallah. Ne sofraya geçelim haydi çok hadi, güzel hadi. Yemekler var. Bir hadi bakalım. Acıktık acıktık hadi ya. Evet, son kez Asuman Hanım'ın yaptığı yemekleri yiyorsunuz. Ben şu anlaşmayı imzalayıp parayı gerçekten alayım. O zaman bu evde aşçılar ve garsonlar birbirlerine çarpacak. Ay, bu kim acaba ya? Nadir olmasın? Ay saçmalama ya, zaten adama mahcup kaldım. İnşallah o değildir. Geliyorum. Zehra. Yıldız. Ya ben babamla tartıştım da git gözüm görmesin. Birkaç saat burada takılayım ne olur ya. Niye ne oldu ki? Ne olacak paraya ihtiyacım vardı gittim bir iki parça mücevherimi sattım ben de. Zafer'e mi gittin? Ya babanı anında arayacağını bilmiyor musun sen ya? Of hiç kafan çalışmıyor gel. Zehra geldi. Afiyet olsun. Caner bir sandalye getirsene. Hoş geldin Caner. Zehra ne oldu ya? Zehra gel sen böyle otur. Sağ ol canım. Ne olacak ya? Böyle tartıştık babamla. Yani daha doğrusu her zamanki gibi o bağırdı. Ben de dinledim öyle. Canım sıkma canını ya. Olur baba kız arasında böyle şeyler geçer. Üzülme be. Aynen Zehracığım ya. Ama sen babanın huyunu bilmiyor musun be kızım? O bağırıyor, çağırıyor, sonra da unutuyor. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor da yani Zehra da babasını delirtmek için elinden geleni yapıyor. Aa. Yıldız da bir kıyamadı Halit'e. Ne oldu? Ay kıyamamakla ne alakası var canım? Zehra hiç aklını kullanmıyor ya onu diyorum. Ne tamam ya. Üf, ne yapayım artık olan oldu. Ne yapabilirim yani? Bana bak babana buraya geleceğini söyledin mi? Söylemedim. Zaten sormadı da. Git seni gözüm görmesin dedi. Ben de yok oldum işte böyle. Allah'tan son dakika barıştık seninle. Bence siniri geçene kadar burada kal. Zehracığım böyle bir şey olursa bir dahaki sefere bana da gelebilirsin biliyorsun. Yani bize. Sağ ol Ender'cim. Teşekkür ederim ama ne olur olmasın artık böyle şeyler. Ben bıktım ya. Ne yapıyorsunuz ya siz? Bir şey mi kutluyorsunuz? Evet canım. Ben yıldızım ya. Artık kuyruklu yıldızım. Nasıl yani? Karşında iş kadını, büyük girişimci ve milyoner duruyor. Ne güzel misin ya bunların? Evet canım. Bu akşamüstü oldum. Kalbi kırık bir single mom'dan milyoner bir kelebeğe dönüştüm. Hadi bir şeyler al. Tamam. Ay oğlum ağlıyor. Yıldızcığım otursak ben ilgilenirim. Efendim size de iyi geceler. Görüşmek üzere. İyi geceler Asma. Zehracığım sen de gel istersen odanı göstereyim. Hadi iyi geceler size görüşürüz. İyi geceler. Hadi iyi geceler. Biz de kalkalım artık ha. Kahvemiz de içtik. Evet. Ender ben arabayı getireyim dışarısı serindir sen burada bekle. Okey. İyi ki geldiniz Kayacığım. Görüşürüz Yıldız. Bize de bekliyoruz. Tamam canım. Her şey için teşekkür ediyorum hadi. Sana. Ay ne şanslı kadınsın. Bak sen üşüme diye arabayı getiriyor vay. Öyleyim evet. Montunu vereyim senin. Yıldız hazır baş başa kalmışken bir sorayım. Bu Nadir meselesiyle ilgili emin misin gerçekten? Daha önce bunu çok kez konuştuk Endo'cum eminim evet.
Hayır biliyorum, konuştuk. Evet de yani belki fikrin değişmiştir. Ne bileyim, mantığını hareket etmeye karar vermişsindir diye bir kere daha sorayım dedim. Yok, benim hayatımda şu an en önemli şey işim ve oğluşum Halitcan. O kadar. Okey, Kaya gelmiştir, ben gideyim. Görüşürüz. Bye-bye Yıldız'cığım. Bye-bye Endoş'um. Yıldız Hanım, size çiçek geldi. Aa, kimdenmiş, koy oraya. Sağ ol canım. Ay ay, Selim'e bak ya, çok ince bir insan. Yerim seni. Vay 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 be. Şuna bak, şuna. Bak 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 bak. Nasıl da yakışmış patron Çelik. Yıldız ay. Yılmaz. Ben de vallahi kendime bayılıyorum, biliyor musun? Helal olsun. Yıldo. Senin olanlardan haberin var mı? Halit'i mi diyorsun? Evet, haberim var. Taşınıyorlar bugün ama henüz konuşmadım. Sen nerede kaldıklarını biliyor musun? Yok. Bir apartmanda falan herhalde ev tuttu. Ay, Halit de apartman hayatında hiç yapamaz. Komşusuydu, kapıcısıydı falan, ne yapacak bakalım? Ya Yıldız, ne apartmanı ya? Bayağı Sıtkı'nın yanında kalıyorlar. Ne? Aa, kim söyledi sana? Caner söyledi. Erim annesine mesaj atmış, oradan biliyorsun. Aa. Ay çok üzüldüm şu an. Hakikaten o kadar üzüldün mü kız? Ay tabii üzüldüm ya, nasıl üzülmeyeyim? Ya ne bileyim, o kadar şey yaptı sana, çok üzüldü hani. Ama olsun, o başka bu başka. Halitcan'ın babası sonuçta. Kötü olmasını istemem. Valla sen bayağı merhametli çıktın Yıldız ha. Helal olsun. Ben o zaman Halitcan'ı alayım, Sıtkı'nın evine gideyim bari, moral olsun. Ay inanmıyorum ya. Vallahi var ya, 40 yıl düşünsen Halit'e acıyacağımız hiç aklıma gelmezdi ya. Ay içime sıkıntı geldi. Aa işte öyle. Nerede kaldın sen Caner? Yahu gelmeden ablama uğradım birazcık işte. Geldim, tamam, buradayım. Ya ben sizin isimlerinizi sözleşmelerime yazdırayım. Onlar yoksa ben yokum diyeyim. Sen ilk günden işe geç gel. Oldu mu şimdi? Hakikaten Cano ya. Ya tamam, amma konuştunuz be. Ha tabii, ben olmadan işler yürümüyor, sıkıştınız. Ya bir kahveniz var mı? Çok yoruldum be. Tamam, al kahveni de sonra gel bana anlat bakayım. Ablan ne haberler verdi, ne konuştunuz? Aman ne konuşacağız? Halit'i konuştuk işte. Ay sus. Hiç o konuyu açma. Yalnız bayağı güzel bir ofismiş burası ha. Değil mi? Ya bak, güzel şeylerden konuşalım. Hiç moral bozmaya gerek yok. Mis gibi işimiz var ya, değil mi? Evet, neyse. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Plaza hayatına çok çabuk alışmak zorundayız. Çünkü burada gruplaşmalar var. Bence bizi dışlayacaklar. Allah Allah. Daha dün bir, bugün iki. Niye dışlıyorlarmış ya? Ya bilmiyorum. Damdan düştük geldik diye mi? Yani en güzel odayı aldık diye mi ne? Ben kıskanç bakışlar hissediyorum. Ya yok be. Bundan daha güzel ofisler var, gördün mü? Aynen. Neyse ne. Biz dikkatli olalım da. Ayrıca Bülent Bey bana dedi ki bizim şirketimizde herkes çok iyi İngilizce konuşuyor dedi. Sizin İngilizceniz var değil mi, biliyorsunuz? Yani little little. Yani derdimizi anlatırız icabında. Derdimiz ne? İşte o sürekli değişiyor bunun. Halit'i var, ablamı var, şahikası var bilmem. Size şimdi bir şey söyleyeceğim. Burası Halit'in şirketi gibi, Kaya'nın şirketi gibi aile bireylerimizin olduğu şirketlerden değil. Burada her şey kaidesiyle, kuralıyla işliyor. Çok dikkat etmemiz lazım. Yıldız korkutma bizi ya. Allah Allah, ne yapacaklar ki? Sınava mı sokacaklar sanki? Neyse ben söyleyeyim de olmadı çalıştırırım sizi ya, of. Sen mi? Evet, ne var? Benim İngilizcem advanced. Ha. Tabii. Kim dedi onu ya? Herkes söylüyor. Yani konuşurken çok akıcı olduğum için anlaşılmış olabilir. Evet evet, çok akıcıdır, çok. Yani Kraliçe Elizabeth 1, sen 2. Aynen öyle, tacımız da aynı. Benziyor yani. Tabii. Ay bu logo gerçekten çirkin ya. Onlar da değiştirmek istiyor. Ben diyorum ki kırmızı olsun, üstüne de bir tane kral tacı koyalım. Allah Allah ya. Yıldız, tanıştığımızdan beri taç diyorsun, başka bir şey demiyorsun. Yani ya. Çünkü zengin gösteriyor, güzel bir sembol. Ya ablacığım bak, bunun adı üstünde elma püresi ya. Biz bunu niye zengin gösterelim? Ya bari üstünde bir tanecik yıldız olsun ya. Ha o olur bak, o mantıklı. Aynen, güzel. Kocaman yıldız şuraya. Yıldız Hanım. Ha. Merhaba. Yani bu perfect past tense, tamam mı? Yani ilgili günler demek oluyor. Aa, Bülent Bey, buyurun buyurun, gelin. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? İyiyiz, biz de işte İngilizce eğitim veriyordum tam bu esnada. Ha öyle mi? Evet, siz dediniz ya herkes çok iyi konuşuyor diye. Ha, sizin eğitmen olduğunuzu bilmiyordum. Eğitilmesi gereken insanlara eğitim veriyorum diyelim. Ama çocuklar da gayet iyiler değil mi? Siz de bir şey söyleyin. Mesela şey... Hello, how are you?
WhatsApp. This is a pencil'dan aldık bugün. Anladım. Bu ambalajlarla ilgili bizim kreatif ekip de birkaç çalışma yaptı. Onları size gönderirim. Hayır, bekliyoruz. Biz de onun üstüne konuşuyorduk şimdi. Merak etmeyin. Bir an önce bitsin şu iş de raflardaki yerini alsın. Hay. O zaman yurt dışı yazışmalarında sizi CC'lerim. Hay, CC'leyin. Tamam. Atarım ben size. Tabii. Hoşça kalın. Kolay çok gelsin. Sağ olun. Bir dakika ya. Ben anlamadım şimdi. Neyi bana CC'liyormuş? Yahu kraliçe Elizabeth gibi İngilizce konuşuyorum dersen adam tabii ki yazışmaları sana da yollayayım der. Ha, yazışmaları bana mı yollamak oluyormuş o? Ha, anladım. Neyse tamam, atsın canım, bir şey olmaz. Anladığımız şekilde yorumlarız. Ya nasıl bir şey olmaz Yıldız? Biz üçümüz bir araya gelsek halledemeyiz. İş İngilizcesi bu ya. Ha, benimki sokak İngilizcesi mi oluyor? Yani. Ha, neyse tamam ya, tutarım bir tercüman. Niye ilk iş günümden üstüme geliyorsunuz? Neyse çevirir. Ha, güzel. O en mantıklısı o, evet. Neyse biz meetingimize devam edelim. Acaba bunlar meetinglerde oturuyor mu, ayakta mı, ne yapıyorlar ya? Biz böyle kaldık kel aynak gibi. Nasıl bu? Çirkin değil mi? Nasılsın? İyiyim, sen? İyiyim ben de. Buradan geçiyordum da uğrayayım dedim. Buradan mı geçiyordun? Hı hı. Geçsene içeri. Çocuklar yok mu? Yoklar. Ne yapıyorlar? İyiler mi? İyiler. Nasıl olsunlar işte. Ben aslında senin için Haritcan'ı da getirecektim. Ama... Yok. Oğlumu buraya getirme. Ben gelir görürüm. Aa, niye canım? Nesi var buranın? Ben hamileyken benim kaldığım evi görseydin. Bursa'daki bizim evde bunun yarısı kadar. He. Bak şuradan kes. O kadar. Yok, ben... Üşür diye söyledim. Yok yok ya, üşümez. Benim oğlum dayanıklıdır. Kimin oğlu? Otursana. İşler nasıl? Ya iş hayatına ben senin gibi alışık olmadığım için... bakalım inşallah adapte olurum. Olsun demeyecek misin? Yo, niye diyeyim Halit? Benden nefret etmiyorsun yani, ha? Yani bizim aramızda telafisi olmayan şeyler oldu. Ama ne olursa olsun sen benim çocuğumun babasısın. Bunu söyleyeceğini beklemiyordum. Keşke biz evliyken değerimi bilseydin. Haritcan nasıl değil mi? Çok özledim. Kaç gündür görmüyorum. Ay Haritcan çok tatlı, bir görsen. Agular bugular neredeyse konuşacak 5 aylık çocuk. Annesi gibi çenebaz oldu. Annem de bizle kalıyor. Biz mutluyuz yani. Oğlun çok iyi, hiç merak etme. İyi, mutlu olun. İyi olun yeter. Sen ne yapacaksın Halit? Çünkü ben seni tanıyorum. Sen ilerisini düşünmüşsündür. Sonsuza kadar burada kalmazsın. Hiçbir şey düşünmedim. Yani... İyi olacağını umuyorum. Evet, ben de öyle hissediyorum biliyor musun? Her şey iyi olacak, düzelecek, hiç merak etme sen. Hem bak biz, yani boşanmış olsak bile sonuçta aileyiz. Çocuklar da benim için çok değerli. Eğer sizin bir şeye ihtiyacınız varsa bak... Hayır, biz senin sayende yalılarda oturduk ya, benim bir şeyim yoktu. Şimdi var. Sen bana yaptın, ben de sana yaparım gerçekten Halit. Sağ ol Yıldız yani. Hakikaten bir şeye ihtiyacımız yok yani. İyi, her şey iyi, herkes iyi. Tamam o zaman, ben gideyim. Bir şey de içmedin.
Yok, boş ver ya. Ne içsem yarıyor, kilo alıyorum biliyorsun. Ben bir dahakine sana Halitcan'ı getireceğim, tamam mı? Ya da sen gel görmeye, nasıl istiyorsan. Ben gelirim görmeye. Tamam. Hadi görüşürüz Halitciğim. Görüşürüz. Hoşça kal Halit. Kendine dikkat et, tamam mı? Sen de. Kediye dönmüş. Hale bak. Yeni neredeydi telefonum? Bana telefonunu versene ya. Bir annemi aramam lazım. Sağ ol. Alo. Anne, Yıldız ben. Ne oldu kızım? Anne, acil durum ya. Halit'in yanına geldim, içim parçalandı. Aysel'e söyle gitsin bir markete, ne buluyorsa alsın, tamam mı? Gelsin buraya çeşit çeşit yemek yapsın. Ya niye kızım, niye? Ay anne, sende de deve kini var. Kızım ondan demiyorum. Benim bugün doktor randevum var. Aysel giderse Halitcan'a kim bakacak? Ay bugün müydü o ya? Neyse tamam dur. Ben geliyorum, Aysel gitsin, tamam mı? Ben bakarım çocuğa, hadi kapat. İyi, tamam. Aysel! Kızım gitmek zorunda mısın? Ara gelemiyorum de, olmuyor mu? Ay anne, olmuyor ya. Ambalajlar seçilecek bugün. Orada olmam lazım. Ay ne bileyim, yalan söyle, hastayım falan de. Yani resmen suca teşvik bizim işimiz. Ay ama yani ben aylar önce aldım bu doktordan randevuyu. Gitmezsem olmaz. Halitcan'ı da götüreyim o zaman. Olmaz anne, çocuk mikrop kapar oralarda. Sen götür şirkete o zaman. Ama bizim şirkete çocuk götürmek yasak. Ay ne biçim şirket bu Yıldız? Ne bileyim işte, abuk subuk kuralları var. Ay neyse tamam, ben bir yolunu bulurum. Sen git hazırlan. Ben Halitcan'ı alayım götüreyim işe bari, ne yapayım? Ay bir şey demesinler sonra. Ay bırak boş ver, bir şekilde halledeceğim. Dur anneciğim, bu ayakkabılar da olmuyor çocuğa, büyümüş çocuk. Hadi git sen. Al, tamam hadi, hazırlanıyorum ben. Al. Gel anneciğim. Gel anneciğim, senin ayakların mı büyüdü ya? Çok. Ne oldu oğlum? Ya Yıldız, niye getirdin çocuğu? Ne yapacağız şimdi biz bunu? Ay nerede şu Caner? Getirsin şu sandalyeyi, ben koyacağım onu masanın altına. Kimse görmeyecek, bir şey olmaz. Of Yıldız, of. Al geldim, al. Al nerede şunu. Kaldın? Sokana kadar canım çıktı ya. Gel anneciğim. Gel bakalım Yıldız. Hı. Adamlar bebeklere gıcık, sözleşmede bile yazıyor. İlk günden kapının önüne koyduracaksın bizi ya. Ay ne yapayım, başka çarem yoktu. Ayrıca ben projenin başındayım, kimse beni kovamaz. Ha ya, adamlar ne yaptığımızı anlayınca projenin sonunda yer alacağız ama. Aynen. Adamlar bize gıcık ya. Ay tamam, tut şu çocuğu, amma konuştunuz ya. Masanın altına koy. Hay Allah'ım ya. Yani bize iş teklif ettiğin zaman niye aklımıza gelmedi bunların başımıza geleceği ha? Nerede illegallik, orada sen. Efendim canım, sen Ender'in kardeşisin. Senin damarlarında var bu. Bak şu çocuğa, o bir şey demiyor. Vallahi bakıyorum. Yani Emir 15 dakika içinde bağırsakları bozulacakmış gibi bakıyor. Emir'cim sen de bir şey desene. Ne diyeyim ya? Ay neyse, bir şey olmayacak. Ben halledeceğim. Şurada dursun ayağımın dibinde, tamam, bir şey yok. Anasına çektiyse zor. Hadi inşallah. Allah'tan konuşmuyor Tosun'um. Dur anneciğim. Ay aferin anneciğim. Bak benim çocuğum gayet de uslu duruyor, dedim size. Yalnız bu mailden gerçekten hiçbir şey anlamadım. Hemen arayayım bari şu tercüman ofisine de yapsınlar ya. Yani. Oturun, oturun lütfen. Rahatsız olmayın. Hoş geldiniz Bülent Bey. Nasılsınız? Sağ olun. Şu ambalaj işiyle ilgili aklınıza bir fikir geldi de oturup konuşalım mı? Hı? Yok yok yok. Oturmadan konuşalım, evet. Bizim çok belimiz ağrıyor. Çok uzun süre oturuluyor ya ofislerde. O yüzden biz yeni bir uygulama başlattık. O yüzden 20 dakika biz ayakta duruyoruz. Eğer 10 dakika oturduysak, size de çok tavsiye ediyorum. Kan dolaşımınız için çok yararlı. Evet, çok yaşa Caner. Ay ama mikrop saçta bu aralar salgın var biliyorsunuz. Hiç yanaşmayın ona, biz açık havada konuşalım, buyurun. Yok yok, önemli değil ya, ben zaten biraz nezle gibiyim, oturup konuşalım. Aa, mikroptan da korkmuyorsunuz ya, maşallah size ya.
Ben bir kahve yapayım mı? Ne dersiniz? İster misiniz? Süper fikir. Bir kahve molası verelim. Biz de havasız kaldık burada. Buyurun hep beraber çıkalım dışarı. Oldu mu? Hadi gelin. Bir dakika. Bu bebek inlemesi gibi bir ses var. Duyuyor musunuz? Ha, çocuk parkı var. Hemen yan taraf. Hayır. Buradan geliyor gibi. Valla ben de bir şey duymadım yani. Bir dakika. Bu ne? Caner. Ah oğlum sen burada mıydın canım benim ya? Kusura bakmayın Bülent Bey. Bir dakika siz burada bebek olduğunu görmediniz mi? Gördük tabii ki. Ay ne kadar tatlı. Yerim ben seni ya maşallah sana. Bu hava durumundaki bebek değil mi? Ta kendisi. Benim bebeğim Halitcan. Ay yani annem gitti bir yere, ben de evde yalnız bırakamadım. Bir saatliğine getirdim sadece durumu kurtarmak için, inanın. Hem Halitcan sayesinde elmacan püreleri var. Yo, anlıyorum ama yani biliyorsunuz buna izin veremeyiz. Çünkü bugün siz getirirseniz herkes getirmek isteyecek. Yani çocuk parkına döner burası. Getirin çocuğumu. Sürekli getireceğim demiyorum zaten. Bugün mecbur kaldım diyorum. Neyse siz geçin buyurun oturun. Biz işle ilgili ne konuşacaksak konuşalım. Benim çocuğum engelli değil inanın. Getir Emirciğim çocuğu da. Böyle baş köşeye koyalım. Heh, açık antron. Bu ayıp olur değil mi? Yere koyun. Dinle oğlum sen. Çünkü püreleri ota diyor. Önemli bir denek. Siz kimsiniz? Bülent Bey yok mu? Bülent Bey yok. Sen bana bir espresso getirir misin? Double olsun lütfen. Anlamadım. Bülent Bey işten mi ayrıldı? Yok, ayrılmadı. Ben arkadaşıyım onun, ziyarete geldim. Ve benden kahve istediniz öyle mi? Çay mı isteyeydim? Yani tazeyse çay getir, onu içeriz. Ben onun sekreteri değilim. Ben elmacan pürelerini bulan, yaratan kişiyim. Bizzat ben buldum bunu. Burada da proje danışmanlığı yapıyorum. Anladım. Tamam proje danışmanı çıkabilirsin. Sizin benden özür dilemeniz gerekmiyor mu? Gerekmiyor. Ben ortada özür dilenecek bir durum olduğunu sanmıyorum. Ama var. Özür dile. Pardon, ben anlamadım. Sen beni azarlıyor musun? Yok. Sadece ortada özür dilenecek bir durum olduğunu söylüyorum. Çünkü olmasa söylemem değil mi? Deli değilim sonuçta. O konuda biraz şüphelerim var. Sen neden bu kadar ukalasın? Neden benden özür dilemiyorsun? Neden dilemiyorum acaba? Şu tavrından dolayı olabilir mi? Hı? Yani eğer benimle düzgünce konuşsaydın dilerdim. Ama böyle biraz zor. Ne oldu o zaman? Hadi sana iyi günler. Tamam. Kendini çok yakışıklı zannediyor. Kim buna yakışıklısın demiş ya? Boşuna hava civa. Hiç de yakışıklı değil, tamam mı? Yıldız tamam, otomatiğe bağlılığını Allah aşkına yeter. Bir es ver, gözünü seveyim bir es ver ya. Ya kim bu adam ve biz bunu niye konuşuyoruz Yıldız ya? Ya o anda sinirden aklıma gelmedi söyleyeceklerim. Şimdi düşüyor, size söylüyorum. Ya Yıldız boş ver. Müdüründen siz bir arkadaşıymış işte. Takma bu kadar. Hakikaten ya. Sen bırak elin adamını da biraz benim dertlerimle ilgilen ya. Ay buranın temizlikçisine iş yok. Neymiş senin derdin yine, ne oldu? Yıldız. Ben bir şey yaptım ama... Yani çok da pişman değilim. Ne yaptın gene? Ne yapacak? Kızın birine ben patronum dedi. Ha. Ama ben patronum. Ya biliyoruz onu herhalde. Kızın adı Dilara. Resmen bir melek ya. Bir kanadı eksik. Ben de bir anda karşımda görünce etkilemek istedim ya. Yalan söyledin. Aynen öyle. Canım benim, sen salak mısın? Kız burada çalışıyor. Anlamayacak mı senin yalan söylediğini? Ya bir süre beni hep beraber idare edelim işte. Sonradan alt kademeye alalım deriz, uydururuz bir şeyler. Zaten bana bir aşık olsun, gerisi kolay değil mi? Değil mi? Kız yalancı olduğun detayını atlayacak yani. Yalnız Yıldız'cığım hatırlatmak isterim senin de zamanında ne yalanlar söylediğini. Ha bak o doğru yalnız.
Doğru. İyi tamam o zaman ne yapayım, gel buyur. Taht senin. Ay yine mi sen? Aynı şeyi ben de senin için söyleyecektim. Bir dakika ya, sen hala benden özür dilemeyi düşünmüyor musun? Sen hala orada mısın ya? Ben anlamadım, sen sekreter sanılmaktan neden bu kadar gocundun? Takılma bence, çok saçma. Anladım, sen hala terbiyesizsin. Ben de anladım. Sen bende takılı kaldın. Ay ben niye sende takılı kalayım ya? Ben seni tanımıyorum bile. Ayrıca tanıdığım kadarıyla da çok kaba sabasın. Beğendin beni de ondan. Ne? Ben seni mi beğendim? Beğenmedim ben. Beğenmedim tabii ki. Sana kim çok yakışıklısın falan dediyse seni çok kötü kandırmış. Akşam ne yapıyorsun? Anlamadım. Ya bunda anlamayacak ne var? Akşam ne yapıyorsun diye soruyorum. Kimse seni yemeğe falan çıkarmıyor mu? Çıkarıyorlar bir kere de sana ne? Kaçta buluşuyoruz o zaman? Buluşmuyoruz. E oldu o zaman. Başka zaman buluşuruz. Görüşürüz. Ay hasta ruhlu. Şunu Şelale Hanım'a verir misin ya sana zahmet? Müsait misiniz Bülent Bey? Ha tabii buyurun. Az önce odanızdan çıkan kişi kimdi? Kerim mi? Evet, uzun boylu, esmer olan. Ha evet, Kerim. Bir arkadaşım. Bir şey mi oldu? Evet, oldu. Hayırdır? Bülent Bey yanlış anlamayın ama arkadaşınız son derece saygısız ve terbiyesiz. Ben bu odaya girdiğimde de sizin koltuğunuza yayılmış oturuyordu. Ya evet yapabilir, biraz garip biridir ama kesinlikle kötü bir niyeti yoktur. Beni sekreter sandı, benden kahve istedi. Üstelik bana akşama buluşuruz gibi cümleler kurdu. Bu ne hadsizlik ya? Art niyetli olduğunu düşünmüyorum gerçekten. Şaka yapmıştır ama ben yine de bir konuşurum. Şakalarını kız arkadaşına yapsın. Lütfen konuşun. Kız arkadaşı yok. Ben onu sormadım canım. Neyse, rahatsız ettim sizi de. Kusura bakmayın. Yok, rica ederim. Oldu. Kerim ya. Buyurun memur bey. Hakkımda şikayet mi var? Ya oğlum sen ne yaptın ya? Ne yapmışım ben ya? Bir şey yapmadım ki. O kız var ya, deli deli. Bir de siz o kıza proje teslim etmişsiniz. Ama ben sana söyleyeyim, ona size pek faydası olmaz. Oğlum, kadın rahatsız olmuş, odama geldi. Bir de asıldın mı utanmadan? Ha, asılmış mıyım? Oğlum, akşam ne yaptığını sormuşsun, yalan mı söyleyeceğim? Evet, sordum. Ne olmuş? Ona asılmak değil, yemeğe davet etmek denir. Aradaki farkı bir zahmet anlatıver Bülent'ciğim, olur mu? Neyse. Bak ben sana söylemiş olayım, sen de bil tamam mı? Yani biraz ayıp olmuş, bir özür bile dilememişsin ya. He, o da ne özür meraklısıymış be. İyi tamam tamam, neyse versin numarasını da arar özür dilerim artık. Kerim, sana inanmıyorum. Ya bunda inanmayacak ne var? Özür dilememi istiyorsa ararım dilerim, bu kadar basit. Kapatıyorum ben. İyi bakalım, görüşürüz. Efendim Endo. Ne haber Yıldız? İyiyim ya. Çok aşırı yoğun çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun? İyiyim. Bak ne diyeceğim. Bu akşam bizim eve yemeğe gelir misin? Kaya ile seni davet ediyoruz. Ben sizin eve geleceğim. Şahika'nın olduğu eve. Ya ben de öyle dedim ama. Merse canım, merse. Yani ben o evde yaşayabiliyorsam sen de bir geceliğine katlanırsın. Hı? Hem ondan çekinmediğimizi görsün. Sen niye rahatsız oluyorsun ondan? O senden rahatsız olsun Yıldız. Doğru söylüyorsun ya. O çekinsin benden. Ben niye ondan çekineyim? Ne kadar kolay ikna oluyorum, görüyorsun değil mi? Yalnız Halit canımın ateşi var, diş çıkarıyor biliyorsun. Ona bir bakayım, eve gidip iyiyse gelirim. Okey, o zaman senden haber bekliyorum. İyi tamam kankicim, öptüm seni. Bye. Bye bye canım, bye bye.
Yeter. Çok çalıştım. Kafam düştü. Gideyim oğluma bakayım ya. Çıkıyor muydunuz? Aa, Bülent Bey. Evet ya, ben çok fazla çalıştım. Bütün işlerim tamam. Oğlum da diş çıkarıyor, ateşi çıkıyor. İkide bir evden vır 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 arıyorlar. Gideyim bir ona bakayım. Çocuk zor tabii. Evet zor ama çok güzel bir şey. Allah size de versin. İnşallah. Yıldız Hanım, ben arkadaşımla az önce konuştum. Aa, ne diyor? Sizden özür dilemek istiyor. Aa, sizden herhalde azarı yiyince aklı başına gelmiş. Neyse, bu da bir şey diyelim. Yani eğer telefon numaranızı verirseniz sizi bir aramak istediğini söyledi. Benim telefon numaramı mı istedi? Tilkiye bak. Ya öyle demeyelim de konuşarak özür dilemek istiyor diyelim. Siz de bunu yediniz öyle mi Bülent Beyciğim? Ya sizin kadar beyefendi bir adamın yanında bu kadar çakal bir karla nasıl barınıyor ben anlamıyorum. Bence siz de arkadaşlığınızı bir gözden geçirin onunla. Çünkü sizi de tehlikeye sürükleyebilir. Ona dersiniz ki ben Yıldız Hanım'a özrünüzü ilettim. O da dedi. Tamam. Hadi ben çıkıyorum, oğlum ateşlenmesin. Hoşçakalın Bülent Bey. Hoşçakalın. Efendiliğinizi bozmayın. İyi günler Yıldız. Gel Lilo. Şu kolyemi tak takamadım. Ben de zaten seninle konuşacaktım çıkmadan. Ne oldu? Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Hayır, Yiğit mi yine? Hayır değil, ablam. Aa, Zehra. Ne olmuş? Yine içmeye başlamış. İnanmıyorum. Benim niye haberim yok? Ben de Asuman ablayla konuşurken duydum. Yalvarıyordu ne olur Yıldız'a söyleme falan diye. Aa, inanmıyorum ya. Gece kalktığımda gördüm. Büfede bir şeyler karıştırıyordu. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu olanları kaldıramadı, depresyona girdi. Ya ben de sana söylemeyecektim zaten ama. Ya bu saklanacak bir şey değil ki Yıldız. Ayrıca evde Halitcan var. Yine içmeye başladıysa da babamın bilmesi gerekiyor bunu. Babana bir kötü haber daha veremeyiz Lila. Vallahi adam ölür. Dur ben halledeceğim. Ben zaten anlamıyorum ya. Ablam nasıl bu kadar zayıf olabiliyor ya? Tamam neyse, sen bir şey deme şimdi. Sağ ol bana söylediğin için. Tamam. Asuman abla, ben çıkıyorum. Gülacığım, bir şeyler yeseydin. Ya geç kalırım, okulda atıştırırım artık. Tamam, hadi hayırlı işler. Görüşürüz. Anneciğim, senin bana söylemen gereken bir şey var. Ne gibi? Zehra gibi. Sen nereden öğrendin? Lila söyledi şimdi, ne oluyor anlat hemen. Biz Aysel'le yoktuk. Eve bir geldim, bu içmiş içmiş, sızmış. Anlaşıldı. Aysel, bana büyük bir çöp torbası getir. Al şunu. Bana bak, bütün içki şişelerini kaldıracaksın, tamam mı? Eğer Zehra dışarıdan falan bir şey sipariş ederse de torbaların hepsini kontrol et. Çok dikkat et. Ne yiyor, ne içiyor bana haber ver. Tamam, anlaşıldı efendim. Sen bunun huyunu biliyorsun. Kahvaltı etseydin, ne yapıyorsun? Dur şimdi, işim var. Bu bana lazım olacak. Zehra. 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 Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ayıl konuşacağız seninle. Ya Yıldız, sen ne yapıyorsun? İnsan mı insanı böyle uyandırır mı? İnsan insanı böyle uyandırmaz ama sen şu anda insan değilsin, anlıyorsun ne ima ettiğimi. Ya tamam hadi çık. Ne istiyorsun benden ya? Hadi çık, rahat bırak beni, git. Bana bak, misafir falan demem. Vallahi saçını başını yolarım senin. Ne diyorsun ya sen? Bu evde bundan sonra içki içilmeyecek. Dışarıdan sarhoş da gelinmeyecek, tamam mı? Asuman mı söyledi sana? Hayır, ben kendi imkanlarımla öğrendim. Tamam ya, tamam. İçki falan saklamadın değil mi bir yere? Saklamadım Yıldız. Ben işe gidiyorum. Seni her dakika arayacağım. Telefonunu aç. Tamam. Ne gitmiş ispiyonlamış ya. Sana da söylemeyin dedim. Bu kim insansınız anlamıyorum ki.
Efendim Zehra Hanım, bir şeye ihtiyacınız var mıydı? Ben birazdan mutfağa geçeceğim akşam yemeği yapmaya da. Hani duymayabilirim orada. Yok Aysel, sağ ol. Bir şey istemiyorum. Tamam efendim. Aysel. Asuman Hanım Halitcan'ın yanında mı hala? Ha, o Halitcan'ı uyuturken kendi de uyumuş. Ha iyi. Acaba benim hayatımdan. Aa, Akın. Sen neredesin ya, hiç aramıyorsun beni. Seni mi bırakıp gittin, ne yaptın? Bırakmadıysan da o zaman buluşalım, bir yemek yiyelim mi? Görüşmüyoruz ne zamandır. Ben gelirim senin yanına neredeysen. Bir 5 dakikaya çıkarım. Tamam. Sen neredesin Akın? Gelsene ya. İşte istediklerini aradım buldum ya. Zehra sen ne yapıyorsun ya? Dur ya. Zehra bu işin raconu var, öyle olmaz. Ya Akın bu ne ya? Bu ne? Ayrıca burası ne? Neresi burası? Sen niye beni buraya getirdin? Ben param varken sana böyle mi yapıyordum ya? Ya benim hiçbir zaman param olmadı ki. Hem de bak evinizin manzarası aynı. Evinizin manzarası bizim böyle miydi? Aynısı işte. Kitapçı iş olmadı ha? Olmadı ya. Yapamadım ben, yapamıyorum yani. Neden mi Zehra? Mecbursan yapacaksın. Yapamıyorum Akın. Yapabilsem yaparım, yapamıyorum işte. Benim bir an önce eski hayatıma geri dönmem lazım ya. Bir şey soracağım ben sana. Ben ne yaparsam eskisi kadar çok para kazanırım mesela. Ne olursa olur o. Onu kazanamazsın. Ben bile kazanamıyorum ya. O zaman hiç çalışmam ben de. Ne çalışacağım ya? He, sen diyorsun ki yani madem $1 milyon kazanmayacağım, hiç kazanmayayım. Evet, aynen öyle diyorum. Tam olarak öyle diyorum. O kadarcık paraya o kadar saat ayakta durulur mu ya? İyi de Zehra, 1 lira bile sıfırdan iyi değil mi? Değil. Vallahi değil. Allah Allah. Ha, bir şey söyleyeceğim. Bak benimle buluştuğunda kimseye söyleme ha. Sakın. Niye söylemeyeceğim ya? Çünkü çok düşman oldu bana bu ara herkes. Şimdi seni de ararlar, bir daha Zehra ile görüşme falan derler. Konuşma sen kimseye, boş ver, bırak. Zehra sen iyi olduğuna emin misin? Tabii ya. Tabii eminim, aşırı iyiyim. Yani babam battı, parasız kaldı, biz evsiz kaldık diye ben niye kötü olayım? Bayağı iyiyim ya. Sen de içsene ya. Yok aman ben almayayım. İstersen sen de içme, bak biraz dokundu galiba. Yok. Ondan değil de bir şey olmaz. Sen kimseye söyleme benim içtiğimi. Hele ki böyle bir yerde içtiğimi hiç söyleme, ne olur. Çünkü bana böyle sanki ben alkolikmişim falan gibi garip garip hareketler yapıyorlar. Hiç uğraşamam hiçbiriyle. Şey yapma yani. Söyleme tamam. Hiç. Tamam. Söyleme. Tamam, tamam dedik, söylemeyeceğiz. Bozukluk var mı ya? Bisküvi varsaydık. Ben... Tamam. Merhaba, hoş bulduk. Kolay gelsin. Güzel. Yıldız daha gelmemiş. Buluşacağı adam da bu herhalde. Pardon. Bana bir viski verebilir misin? Duble sek. İlk randevu galiba. Ha, pardon, bana mı demiştiniz? Evet. Çok mu belli oluyor? Gözünüz sürekli kapıda, saatinizde. Bir arkadaşlarım tanıdı. Teşekkür ederim. Vay be, bu zamanda kaldı mı hala böyle şeyler? Görücü usulü yani. Arkadaşlar arasında oluyor böyle şeyler. Demek ki ben yanlış insanlarla görüşüyorum. Kimse beni biriyle tanıştırmıyor abi. Merhaba canım. Geldi. Merhaba. Merhaba Yıldız Hanım. Devrim ben. Yıldız ben de. Merhaba. Merhaba. Senin ne işin var burada? Siz tanışıyor musunuz? Siz tanışıyor musunuz? Şimdi tanıştım. Ha, biz evet tanışıyoruz.
Bir arkadaşımı gördüm. Kusura bakma Yıldız. Hemen geliyorum. Tamam, o zaman ben masaya geçmeyeyim. Seni bekleyeyim. Çok güzel olmuşsun. Ama daha çok beklersin o öküzü. Anlamadım. Adam diyorum, adam. Nasıl bırakıp gitti seni ilk dakikada? Bırakılır mı ya bu kadın hiç? Onu anladım. Sana ne? Onu soruyorum. Ha, sen bu adamdan bir şey olursan... ben sana söyleyeyim, olmaz. Daha ilk dakikadan seni benimle bırakırsa olmaz. Benim seni beğenmeyeceğimi tahmin edip herhalde bir tehlike görmediği için gitti. O değil de sen beni arayacaktın, aramadın. Ne oldu? Çekindin mi? Ben seni arayacağım, öyle mi? Evet, konuşmak istiyormuşsun benimle. Ben de ver numaramı, arasın konuşalım dedim. Ya ben öyle takılmam ilk önce kim aradı, kim mesaj attı filan diye. Aşalım bunu bence. Bir kere öyle bir şey yok, tamam mı? Sen benim numaramı istedin ve ben tabii ki numaramı sana vermedim. Ayrıca yeryüzünde konuşmak istediğim son insan sensin. Çünkü sen son derece saygısız ve terbiyesiz birisin. O yüzden mi masana gitmek yerine hala benim yanımda duruyorsun? Hayır ya, o gitti ya işte, beraber geçelim masaya diye. Uf. Neyse tamam, sen geç. Ayakta kalma, yorulursun. Bana bir ihtiyacın olursa da ben buradayım. Pardon da benim sana niye ihtiyacım olsun? Ne bileyim, sıkılırsın filan işte. Bana bir göz at, hemen gelirim. Ben asıl şimdi sıkıldım biliyor musun seninle konuşmaktan? Geçeyim masama, zaten tanıdığım yer, tamam mı? Ben sürekli geliyorum buraya. Şey, bakar mısın bizim masa neresi? Ay geçtim, kusura bakma, ne yapayım, kaldım orada. Dört sene boyunca onu hiç kırmadım. Evlilik yıldönümü, sevgililer günü, doğum günü hiç atlamadım. Hmm. Peki o ne yaptı? Ne yaptı? Beni bırakıp gitti. Şimdi soruyorum sana Yıldız, bir kadın durup dururken neden gider? Neden gider? Ha, sıkılmış olabilir. Yani benden mi sıkılmış yani? Hı hı. Ben değil, o yani senden sıkılmış olabilir. Veyahut evlilikten sıkılmış olabilir. Ama onu hiç kırmadım, hep sevdim diyorum. O zaman o seni sevmemiş, yani ne diyeyim ben sana şimdi? Bak şuradan anlayabiliriz. Senden ayrıldıktan sonra sosyal medyasına anlamlı sözler paylaştıysa... o demek oluyor ki seni sevmiş. Ama o sosyal medya kullanmıyor ki. Ha, o zaman senin haberin yoktur. Fake hesabı vardır. Çünkü fake hesabı olmayan yok. Millet biliyorsun kendini övüyor. Fake hesabından yakalanıyor. Evet, benden çok bahsettik. Biraz da sen anlat. Aa, sıra bana mı geldi ya? Kulaklarıma inanamadım. Senin sesinden çınlıyor şu anda. O zaman şey, ben şu kadar söyleyebilirim. Benim Halit Can diye bir oğlum, canım bebeğim var. Onu çok seviyorum, o kadar. Bitti. O kadar bak, kısacık. Benim kızım annesinde kalıyor. Tabii boşanırken çok küçük olduğu için soramadık yani kimle kalmak istiyorsun diye ama... çok merak ediyorum, acaba seçme hakkı olsaydı kimi seçerdi? Seçme ve seçilme hakkı bilemem ki ben. Çocuğa sormak lazım. Hiç anlamıyorum bu insanları. Bu kadar gülecek ne buluyorlar? Ay ben de ya, sahte sahte kahkahalar. En iyisi biz gidelim ne olur. Bak ben zaten çok sıkıldım. Alayım çantamı da gidelim. Geç oldu. Gitmeyin. Yıldız, seninle beraber olmak, seninle konuşmak, seninle dertleşmek bana çok iyi geldi. Tüm sıkıntılarımı unuttum. Gerçekten mi? Evet. Hadi ya. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Ben bir soluklayayım, bir tuvalete, lavaboya gideyim, tamam? Tamam. Kalkıyor hazırım. Bir de oğlumu arayacağım. Uyanmış mı diye bakmak için. Sen anlatmaya devam et, tamam mı? Ben varmışım gibi, ben yetişeceğim. Sıkıldın mı? Yo, hiç sıkılmadım. Çok eğleniyoruz biz. Sen de eğlen kız arkadaşınla. Yalnız Kerim benim erkek arkadaşım değil, kuzenimin arkadaşı. Bilmiyorum, ben öylesine söyledim zaten. Neyse canım, sana zahmet. Gitmeden bizim bir fotoğrafımızı çeker misin? Ben mi çekeceğim senin fotoğrafını? Garsondan rica et, çeksin. Buna da mı hayır? Ya sen ne kasıntı bir şeysin ya. Tamam, hiç sormadım farz et. Başka birinden rica ederim ben yine. Ben hiç kasıntı biri değilimdir, tamam mı? Bayılırlar bana, vallahi bak. Neyse, çekeyim ya, ne olacak? İyi, çek o zaman bari. Ver telefonunu hadi. Benimki şarjlı. Çek işte seninkiyle. Benimkiyle mi? Hı. Çekiyorum. Böyle mi güleceksin? Nasıl istersin?
Bir de yatay çek. Tamam. Bakayım nasıl olmuş. Ben de. Bu ne ya? Ne çekememişsin ki? Ay beğenmiyorsan başkasına çektir ya. Tamam tamam kızma. Yolla bana. Nasıl yollayayım? Numaran yok. Yaz o zaman. Hani senin telefonun şarjdaydı? Yemezler canım. Oyununu anladım. Sen benim fotoğrafımı saklayıp ne yapacaksın acaba? Ay pardon. Ben ne yapayım senin telefonunu? Aman fotoğrafını ya. Silerim gider. Anlamadım sanma. Pardon hanımefendiler. Vallahi ben elimden geleni yaptım. Pardon. İstersen seni kurtarabilirim. Kimden? Saatlerdir susmadı herif bundan işte. Sıkılmadın mı? Hmm. Sen kızlarla konuşacağına beni mi izliyorsun? Hmm. Yani izlemeyeyim diyorum ama senin gözün sürekli bende olduğu için dedim yardım istiyor galiba. Benim gözüm sende değil tamam mı? Yardımına da ihtiyacım yok. Sen işine bak. Oldu sen bilirsin. Ay kusura bakma sıra vardı da. Kızlar yemekleriniz gelmiş. Soğumasın buyurun. Anlarsan ben dinliyorum Arzu senin anlatacak yani. Haklıymışsın. Ne konuda? Eski karım. Sosyal medya hesabı varmış. Aa dedim ama ben sana. Özgür Kuş koymuş bir de adını. Özgür Kuş ya. Özgür Kuş ne? Demek ki burada sana bir mesaj var. Ne mesajı verecek ki? Yani kendi de isminde belirttiği gibi sen artık ona Özgür mü bıraksan acaba? Bana yani unutamamışsın gibi geldi de. Yo unuttum. Unuttum hatta ondan nefret ediyorum. Özgür Kuş'muş. Özgür Kuş ne? Yani evliyken ben onu kafes altında mı tutuyordum? Halbuki tam tersi o beni kafeste tutuyor. O arkadaşlarıyla yurt dışına tatile çıkmak istiyor. İzin verdim. Akşam dışarı çıkmak istedi. Ona da izin verdim. Ama şimdi Özgür Kuş. Neden? Boşandı. Yani ben böyle bir şeyi nasıl kabul edebilirim? Ve benden saklıyor sosyal medya hesabını Özgür Kuş'a bir. Ya bir şey diyeceğim de yani bana derlerdi çok konuşuyorsun diye siz beni de geçtiniz maşallah ne çene. Evet konuşmak bana çok iyi geldi. Yani iyi ki bizi bir araya getirdiler. Ender'le Kaya'ya bu yüzden çok teşekkür edeceğim tekrar tekrar. Ben de teşekkür edeceğim. Ya birazcık saat geç mi oldu değil mi? Geç oldu. Yo erken daha. Birer içki daha söyleyeceğim. Hadi ya. Bakar mısın? Öf sus be adam. Daha ne anlatacak ya? Şeytan diyor koşarak kaç ama Ender'le Kaya var arada. Allah'ım ne bitmez derdi varmış bu adamın ya. Evlilik insanı boğuyor şey yapıyordum da. Bence de. Kusura bakma Devrim. Ne oluyor? Şimdi ne olduğunu gayet açık öğreneceksin. Tabii. Yani tuttum kendimi, tuttum. Hı. Ama burama kadar geldi, burama kadar. Daha fazla tutamayacağım. Biz hanımefendiyle nereden tanışıyoruz biliyor musun? Yok. Nereden? Kendisi benim eski sevgilim. Ne? Ayyo. Yani böyle pat diye söyledin mi beyefendiye? Yani. Sen nasıl söyleyecektim? Hı? Nasıl söyleyeyim? Bir de bizim her zaman geldiğimiz yere gelmişsiniz. Bak sana bir şey söyleyeyim mi Devrim? Bir insanın en fenası işte böyle intikam için başkasıyla buluşanı hele de her zaman geldiğimiz mekanda. Ay yok canım ya onun beni suçladığına bakmayın kendisi çok kaba saba ve hadsizdir. Ayrıca Ender'le biz hep geliyoruz buraya tamam mı? Sen Tuğçe Su'yla niye geldin buraya? Niye geldin? Çünkü beni göreceğini biliyor anladın mı? Tuğçe Su bizim arkadaşımız. Yok arkadaşımız değil canım. Benim arkadaşımın tanıdığının akrabasının kuzeni. Senin onunla ne işin var? Sonuçta benim yakınım sayılıyor değil mi? Evet senin. Ha olmaz. Şöyle olmaz yapalım. İşte. Yok, sen yok, de bizden paylaşın etrafında. Yok bana double ihanet sayarım ben bunu. Double. Yok. Ben buraya nasıl geldim beyefendi? Ender ve Kaya söylemedi mi? Benim bir günahım var mı? Sen ben mi ayarladım buraya? Etmedin, buyur tabii. Sor. Ben onlara ayrıca teşekkür edeceğim zaten. Yok. Tamam okey şöyle yapalım. Devrimciğim bir dakika bak.
sen tabii, bunu... Tabii sözünüzü kestim, affedersiniz. Evet. Ben kalkayım, siz kozlarınızı kendi aranızda paylaşın. Ne dersiniz ha? Ha, kalkıyor musunuz? Kusura bakmayın, ne olur. Ne haliniz varsa görürsünüz artık, değil mi? Ha, evet. Kusura bakma Seher Ekrem. Ay yok, zaten bakamaz çünkü başımı şişirdi. Ne derdi varsa bana anlattı yani. İyi oynadınız. Sağ ol. Eskiden ajansa kayıtlıydım, neyse. Sana bir şey söyleyeceğim yalnız. Senin kadar kaba bir adama teşekkür edeceğim hiç aklıma gelmezdi ama teşekkür ediyorum. Yalnız birazcık fazla uçtum. Niye kız arkadaşım gibi bir yalan buluyorsun? Niye başka yalan bulmuyorsun? Bence senin bana aşık olman, beni sevmen bayağı güzel oldu ya. İnandırıcı oldu yani. Ya o kısmına inanmış mıdır bilmiyorum artık, neyse. Sağ ol. Yani bu mu? Kuru kuru teşekkür kabul etmiyorum. Bir şeyler içelim. Bir şeyler ısmarladı ya. İyi, tamam. Ismarlayayım. Menüyü isteyelim o zaman. Bir şey ye iç bari. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.